Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sindirim sistemine giriş yapacağız. Sindirim sistemi elemanlarını ve yardımcı elemanları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle sindirimin amacı nedir? Buradan başlayalım. Sindirim arkadaşlar, karbonhidrat, yağ, protein gibi büyük moleküllerin besin maddelerini kendilerine oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanmasıdır. Şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Sindirimin amacı enerji elde etmek değildir. Enerji elde edemeyiz bu yolla. Bu yolla sadece neyi elde ederiz? Enerji elde etmek için gerekli olan ham maddeleri elde edebiliriz. Enerji elde etmek istiyorsak hangi yola başvurmalıyız arkadaşlar? Enerji için bu ham maddeleri, elde ettiğimiz ham maddeleri ne yapmamız gerekiyor? Solunuma sokmamız gerekiyor. Solunum yaparsak enerji elde edebiliriz. Sindirimle birlikte enerjinin ham maddelerini elde etmiş oluruz. Yani hücrenin içine girebilecek büyüklüğe getirmiş oluruz. Sindirim reaksiyonlarının amacı hücre zarından geçebilecek kadar molekülleri küçültmek, yani monomer oluşturmak solunum için ve canlının kendine özgü kompleks birleşikleri oluşturabilmesi için yapı taşlarını elde etmek. Arkadaşlar, monomer maddelerin ise sindirimi yoktur. Örneğin glikoz gibi, amino asit gibi maddeleri biz sindirmeyiz. Bu maddeler direkt olarak oksijenle solunuma girip enerji oluşturmakta kullanılabilir. Ayrıca arkadaşlar, vitamin ve mineral gibi maddelerinde yine sindirilmesi söz konusu değildir. İki çeşit sindirimimiz var. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Mekanik sindirim, yani fiziksel sindirimde arkadaşlar, maddenin kimyasal yapısını değiştirmeden sadece daha küçük parçalara ayırıyoruz. Örneğin, ve şunu da söylemek gerekir, enzim kullanmıyoruz. Örneğin dişlerle ve mide hareketiyle besinlerin ezilmesi, yağların safrayla yağ damlacıkları haline gelmesi. Arkadaşlar, büyük yağ molekülleri safra yardımıyla yağ damlacıkları haline geliyor. Yağ damlacıkları monomer madde değil. Sadece eti kuşbaşı doğramak gibi düşünün. Dolayısıyla yüzey alanını arttırmak için yaptığımız bu çalışmada demek ki safranın enzim olmadığını da söylememiz gerekir. Kimyasal sindirimle ise arkadaşlar, dışarıdan alınan besin maddeleri su ve enzimler yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanıyor. Yani hidroliz tepkimeleri gerçekleşiyor. Şunu hatırlamamız lazım. Hidroliz tepkimelerinde arkadaşlar, su ve enzimler bizim için yeterliydi. ATP harcamadan gerçekleştirebiliyoruz hidroliz tepkimelerini. Kimyasal sindirimde iki yolumuz var. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Hücre içi sindirimde arkadaşlar, fagositoz ve pinositoz yollarını kullanıyoruz. Şuradaki şeklimiz üzerinden konuşalım. Mesela bir akyuvarın hücre içi sindirimini görüyoruz arkadaşlar. Besin maddesini yalancı ayaklarla çevirip hücrenin içine alıyoruz ve sindirim organelimiz olan lizozomla birleştiriyoruz ve böylece besin kofunu sindirim kofulu haline getiriyoruz ve hücre içi sindirimi sağlamış oluyoruz. Atıkları da egzositozla dışarıya atabiliyoruz. Unutmayalım, lizozom sadece hücre içi sindirim için kullanılıyor. Buna özgü bir organelimiz. Hücre dışı sindirimde ise arkadaşlar, hücrenin dışına ya da bir sindirim kanalına, bizde olduğu gibi enzimlerin salgılanmasıyla, difüzyon ya da aktif taşımayla salgılanmasıyla gerçekleşiyor. Saprofit bakteriler gibi hücre dışına enzim salgılayabildiğiniz gibi bizim omurgalı canlılar grubunda olduğumuzu biliyorsunuz. Bizim gibi omurgalı canlılar grubunda olan bireyler için de aynı şekilde hücre dışı sindirim söz konusudur. İnsanlarda sindirim arkadaşlar, sindirim kanalımız ve sindirime yardımcı organellerden, özür dilerim, organlardan oluşuyor. Sindirim kanalında ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs bulunuyor. Yardımcı organlarda ise tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi ve pankreas yer alıyor. Şimdi bu yapıları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Ağızla başlayalım. Yanaklar, dudaklar, dil, damak ve dişlerle çevrelenmiştir. Ağzımızda hem fiziksel
Hem de kimyasal sindirim başlıyor. Kimin kimyasal sindirimi derseniz, karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlıyor. Dişler ve dil yardımıyla da mekanik sindirim yapabiliyoruz. Dişin yapısına şöyle bir göz gezdirecek olursak arkadaşlar, taç, boyun ve kök bölgesinden oluşuyor. En sert tabakası mine tabakası. Altında dentin, diş etinin altında kalan kısımda pulpa tabakası var. Burada bilmemiz gereken şey arkadaşlar, pulpa tabakası kan damarları, pardon, sinirler meydana getiriyor. Özür dilerim, sinirleri içeriyor. Sinir içerdiği için arkadaşlar, dişlerimiz çürüdüğü zaman mesela şu bölgede hissetmiyoruz. Aşağı indiğinde dentin bölgesinde de hissetmiyoruz. Fakat pulpa tabakasına kadar indiği zaman bakterilerin deformasyonu, o zaman hissetmeye başlıyoruz pulpa tabakasında. Arkadaşlar, çiğneme olayı istemli olarak başlayan fakat daha sonra refleks haline gelen bir olaydır. Mine tabakası arkadaşlar genç bireylerde daha beyaz görünürken, yaşlandıkça dentin miktarının, yani şu koyu renkli bölümün artmasından dolayı yaşlılarda daha koyu renkte gözükür. Eğer arkadaşlar sinirlerimiz pulpa tabakasında değil de mine tabakasında olsaydı, o zaman hiçbir şey yiyip çiğneyemezdik. Çünkü her şeyi hisseder ve böylece acı çekerdik. Yutak farinks bölgesine bakalım arkadaşlar. Şeklimizde de görüyorsunuz. Sindirimdeki görevi ağızda öğütülen besinleri yemek borusuna iletmektir. Yutkunma olayı gerçekleşir. Burada gırtlak kapağı, yani epiglotis vardır. Yemekleri yutarken soluk borusunu kapatır ve besinlerin soluk borusuna kaçmasını engeller. Yutaktan ilerlediğimiz zaman arkadaşlar, özür dilerim, yemek borusuna geliyoruz. Yemek borusunda arkadaşlar, özef ağusta, yutak ve mide arasındaki bir geçiş formudur. Yemek borusunda mekanik ya da kimyasal bir sindirim gerçekleşmez arkadaşlar. Sadece besinlerin iletimini sağlar ve yapısında düz kaslar bulunur. Bunların kasılıp gevşeme hareketiyle besinleri mideye kadar ulaştırmış oluyoruz. Mideye bakalım. Sindirim sisteminin en geniş kısmıdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üstünde bulunur. Arkadaşlar, yemek borusuyla bağlandığı bölgeye kardiya, yani mide ağzı, 12 parmak bağırsağıyla, yani ince bağırsakla bağlantılı olacak olan bölgesine de pilor bölgesi deniyor. Yapısında yine düz kasların olduğunu ve istemsiz çalıştığını söyleyebiliriz. Üstünü örten bir periton dediğimiz karın zarı var arkadaşlar. Mideyi dış etkilerden koruyan bir tabaka. Midenin görevleri nedir? Alınan besinleri geçici olarak depolayabilir. Kasılıp gevşeme hareketleri yaparak mekanik sindirim gerçekleştirebilir. Proteinlerin kimyasal sindirimi arkadaşlar midede başlar. İçinde besin varsa mide kasları dalgalanma hareketleriyle besinleri sıvı bulamaç haline getirir. Yani kimusa dönüştürür. Kimusun yapısı arkadaşlar midede oluştuğundan dolayı asidik. Asidik ortamı sayesinde de mikroorganizmaları yok eden, yani bağışıklığa yardımcı olan bir tarafı da vardır. B12 vitaminlerinin emilimlerini sağlar. Midenin çalışması vagus siniri ve gastrin hormonuyla temelde düzenleniyor arkadaşlar. Besinleri çiğnemeye başladığımızda vagus siniri gastrin hormonunun salgılanmasını uyarıyor. Gastrin hormonu ise midenin öz suyu salgısını yapmasına tetikleyici etki yaratıyor. Mide iç duvarını astarlayan hücreler mide öz suyu sıvısını üretiyor arkadaşlar. Ne var mide öz suyunun içerisinde? Mukus, hidroklorik asit, pepsinojen enzimi ve çok az da lipaz, yağları sindiren enzim vardır ama arkadaşlar, lipaz pH'tan dolayı, yani asidik olmasından dolayı iş görmez burada. O yüzden göz ardı ediyoruz lipazı. Pepsinojen proteinlerin sindirimini sağlayacak olan bir enzim arkadaşlar. Birazdan yeri gelince konuşacağız. Mukus hidroklorik asidi bağlayıp aside karşı tampon bir görev yapıyor ve bu sayede arkadaşlar mide duvarı sindirilmemiş oluyor. Yani koruyucu bir etki yaratmış oluyor. Pepsinojen ise arkadaşlar
Ojen eki aldığı için pasif bir enzim. Yani şu anda aktif olarak çalışmaz. Ne zaman aktifleşir pepsinojen? Aktivatörü arkadaşlar hidroklorik asittir. HCl'dir. Bunun sayesinde aktif olarak pepsine dönüşür. Pepsin aktif bir enzimdir. Pepsinde arkadaşlar proteinleri peptonlara yani onlu amino asit zincirlerine kadar parçalar. Hidroklorik asit arkadaşlar ne yapar? Aktivatör görevi olduğunu söyledik. Şu şekilde. Pepsinin çalışması için uygun pH'i oluşturur dedik. Mikroorganizmaları öldürücü etkisi var. Salgı yapılmasını uyarır ve proteinlerin arkadaşlar yapısını bozar. Yani denatürasyon yaratır. Böylece birincil yapıya geçen proteinleri sindirmemiz daha kolay oluyor. Mide kendini nasıl koruyor peki bu asitten ve enzim çalışmalarından? Mukoza tabakası bulundurmasıyla mukoza kendini kolay yenileyebilen bir tabaka. Bu tabaka sayesinde kendini yenileyebiliyor. Aynı şekilde mukus salgısı duvarları koruyor. Pepsin enziminin inaktif olarak salgılanıyor olması pepsinin mide duvarlarını sindirmesini engelliyor. Ve gastrin hormonunun çiğneme gibi faaliyetlerden sonra besinin kokusunun alınması gibi faaliyetlerden sonra çalışması yine düzenleyici bir etki. Yani arkadaşlar midenin enzim salgılamasını uyaran 3 faktör var. Hormonal etkiyi gastrin hormonu sayesinde yapıyor. Sinirsel etkiyi vagus siniri sayesinde tat ve koku alındığı zaman gerçekleşiyor. Ya da mekanik etki var. O da mide duvarına besin temas ederse mide o zaman salgı yapıyor. Bu şekilde faktörler enzim salgılanmasını uyarıyor. İnce bağırsağa bakalım arkadaşlar. Tüm besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve emilimleri burada gerçekleşir. Yani kana ince bağırsaktan geçerler. İnce bağırsağın önemli bir özelliği arkadaşlar villus ve mikrovillus yapılarını bulundurmasıdır. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu yapılar sayesinde arkadaşlar ince bağırsağın emilim yüzeyi artmış oluyor. Bu şekilde parmak parmak katlanmalar yaptığı için çok fazla emilim yüzeyi yaratıyor ve emilim kapasitesi bol miktarda artmış oluyor. Şekil üzerinde de ince bağırsağı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha küçük uzantılara da mikrovillus adını veriyoruz. Kalın bağırsağa bakalım arkadaşlar. Kalın bağırsağımızda şekil üzerinde şu bölge. Su, sodyum, klor, potasyum gibi elektrolitlerin kana tekrar emilmesini sağlıyor ve mukus salgılıyor. Aynı zamanda su geri emilimiyle arkadaşlar dışkınızın katı olmasını ya da sıvı olmasını sağlıyor. B ve K vitaminleri üreten faydalı bakteriler burada yaşıyorlar. Ve buradan emiliyor B ve K vitamini. Dışkının vücuttan atılıncaya kadar geçici olarak depolanması yine kalın bağırsakta gerçekleşiyor. Fakat kalın bağırsakta arkadaşlar enzim olmadığı için herhangi bir kimyasal sindirimde gerçekleşmemiş oluyor. Burada şekilde de gördüğünüz gibi kör bağırsağın ucunda apendiks dediğimiz bir bölge var. Bu apendiks ya da apandis dediğimiz bölge yararlı mikroplar üretiyor, sindirim sistemine yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eğer burası iltihaplanırsa arkadaşlar apandisit dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Kana enfeksiyon geçişiyle kişilerin hasta olmasına neden oluyor. Yardımcı yapılara bakalım. İlk olarak tükürük bezi kulak altında, çene altında ve dil altında bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi. Tükürük bezleri tabii ki tükürük salgılıyor. Besinleri kayganlaştırıyor. Onların tadını almamıza ve kimyasal sindirimle karbonhidratları sindirmemize yardımcı oluyor. Tükürükte lizozim enzimi var arkadaşlar. Antibakteriyel bir etki gösterip bakterilerin yok edilmesini sağlıyor. Ağız floramızın sağlıklı olmasını, diş çürümelerinin yaşanmaması için yardımcı oluyor. Tükürüğün pH'i yaklaşık nötr diyebiliriz arkadaşlar. Tükürükte seröz, mukus ve amilaz diğer adıyla pityalin enzimi bulunur. Seröz çene altı tükürük bezlerinden salgılanan bir salgıdır ve besinleri eriterek
onların tatlarının algılanmasını sağlar. Dil altındansa mukus salgılanır, ağzın nemli kalmasını, besinlerin kayganlaşmasını sağlar. Kulak altı tükürük bezlerimizdense amilaz yani pityelin enzimi salgılanır ve ağızda karbonhidratların sindirimini başlatan bir enzimdir. Bu özelliğiyle de önemlidir. Karaciğere bakalım. Arkadaşlar karaciğerimiz buradan bağırsaklarımızdan emilen besinler kapı toplar damarıyla karaciğere gelir. Kan içinde gelen besinlerin fazlası karaciğerde depolanabilir. Depolanan maddeler gerektiğinde karaciğer tarafından kana verilir. Karbonhidrat yağ ve protein mekanizmasını, metabolizmasını ayarlar. Amonya, zehirli amonya daha az zehirli olan üreye çevirir. Alkolün etkilerini azaltır. İlaç kalıntılarını zehirsizleştirir. Adek vitaminlerinin depolanmasında, demir gibi minerallerin depolanmasında görevlidir. Yaşlanmış ve hasarlı al yuvarları parçalar. Bazı plazma proteinlerini, albümin, globulin, fibrinojen, pıhtı için gerekliydi biliyorsunuz. Bunların üretilmesini sağlar ve yağların mekanik sindirimini sağlayan safrayı da karaciğer üretir. Biliyorsunuz ki safra bir enzim değil. Dolayısıyla da karaciğerde enzim üretimi söz konusu değildir. Bu safrayı safra kesesine verir ve safra kesesine depolanmasını sağlar arkadaşlar. Şeklimizden de bakalım. Karaciğerimizi görüyorsunuz. Burada karaciğerimizin altında da safra kesesini görüyorsunuz. Karaciğer arkadaşlar ürettiği safrayı koledok kanalı yardımıyla ince bağırsağa yani 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Ve burada yağların mekanik sindirimi gerçekleşmiş oluyor. Karaciğere giren iki tane atardamar var arkadaşlar. Hem karaciğer atardamarı hem de kapı toplar damarı. Eğer toksak yani yeni besin almışsak ince bağırsağımızdan şuradan karaciğerimize bol miktarda glikoz geçer. Dolayısıyla size sorduğu zaman nerede glikoz fazla diye o zaman kapı toplar damarı dersiniz. Ama eğer açlık çekiyorsak karaciğerde depolanmış glikojenler glikoza dönüştürülürler ve karaciğer toplar damarına verilirler. Yani açlık halinde arkadaşlar şurada da söyleyeyim. Karaciğer toplar damarında kapı toplar damarından daha fazla besin vardır. Ama tokken kapı toplar damarındaki besin derişimi daha fazladır karaciğer toplar damarından diyoruz. Evet, safra kesesine gelelim arkadaşlar. Safra kesesi, şunu unutmayalım. Safra kesesi safra üretmez. Safrayı depolar. Safranın üretildiği yer karaciğerdir. Bunu unutmayalım. Safranın içinde ne var? Safra tuzları haricinde kolesterol, bilirubin, safra pigmentleri, su, sodyum bikarbonat gibi yapılar var. Koledok kanalı yardımıyla az önce de söylediğimiz gibi 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığına dökülür. Yağların mekanik sindirimini yapar. Bunun dışında mideden gelen asidik kimusu nötrleştirir. Yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır. Ve yağların yapı taşlarının da öyle. İnce bağırsakta bakterilerin üremesini ve kokuşmanın engellenmesini, dışkının renk almasını sağlar. Safra tekrar söylüyoruz enzim değildir. Bu yüzden kimyasal sindirime değil mekanik sindirime neden olur. Şeklimiz üzerinden de tekrar bakalım. Karaciğer safra kesesi görüyorsunuz. Koledok kanalıyla water kabarcığına dökülüyor. Şimdi göreceğimiz pankreasa ait olan arkadaşlar pankreas öz suyu da Virsung kanalı yardımıyla water kabarcığına dökülecek. Burada da pankreas öz suyunun içinde de arkadaşlar çeşitli moleküllerin sindirimini sağlayacak olan enzimler olduğunu göreceğiz. Pankreasa bakalım. Hem endokrin hem egzokrin bezdir. Biz böyle bezlere karma bez diyoruz. Neden karma bezdir? Hem endokrin bezdir. İnsülin ve glikagon salgısından dolayı kana salgı yapar. Hem de egzokrin bezdir. Dışarıya enzim salgısı yapar. İnce bağırsağı asidik özellikteki kimus geldiği zaman arkadaşlar burada pankreasın bazı hücreleri bu kimusu bazikleştirmeye çalışır. Yani pankreas ince bağırsak ortamına uyum sağlaması için bazikleşmiş haline de kilus diyoruz. Kilus haline getiren de pankreas öz suyundaki bikarbonat iyonları arkadaşlar.
Pankreas öz suyu yine içerik olarak önemli. Virsum kanalı yardımıyla dedik. Nevater kabarcığına dökülecek. pH'i 7,5-8,8 civarında. Yani bazik bir ortam. Birçok karbonhidratın da yağın da protein de sindirimini sağlayacak olan enzimler içeriyor. Bakın yine amilaz var burada da. Ağız amilazına ptyalin dememizin sebebi pankreas amilazıyla karışmamasıdır bir yandan da. Yine amilazla karbonhidratların sindirimi için önemlidir. Lipazla yağların sindirimi için önemlidir. Proteinlerin sindirimi için biliyorsunuz midede peptonlara kadar parçalamıştık. Kimotripsinojen ve tripsinojen sayesinde de proteinlerin sindiriminin sonlandırılmasını sağlar. İşi bitmiş olan nükleik asitlerin sindirimini sağlayacak olan nükleaz enzimleri de pankreasa aittir arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde besinlerin sindirim basamaklarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.